Tartışmaların odağındaki isim Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmıştı. Gecenin sıcak gelişmesiydi bu. Yerine de vekaleten üniversitenin rektör yardımcısı olan Profesör Doktor Mehmet Naci İnci atandı. Hemen şimdi ayrıntıları dinleyelim. Aykut Türe'ye dönelim. Aykut, senden dinliyoruz detayları. Meltem Acet, senin de ifade ettiğin üzere tartışmaların odağındaydı. Öğrenciler ve akademisyenlerin günlerdir süren eylemleri vardı ve Profesör Doktor Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı. Kararname resmi gazetede yayımlandı. Yerine ise vekaleten yardımcısı olan Profesör Doktor Naci İnci atandı. İnci'nin özgeçmişine kısaca bir göz atalım dilerseniz. Boğaziçi geçmişi olduğunu görüyoruz. 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde ise 2005 yılında profesör unvanını kazandı. Boğaziçi Üniversitesi'ne vekaleten rektör olarak atanan Profesör Doktor Naci İnci. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü, yeni rektörü kim olacak? O sorunun yanıtını da hemen dilerseniz, daha doğrusu sürece dair ayrıntıları da paylaşalım. Yüksek Öğretim Kurumu'na 2 Ağustos'a kadar başvurular yapılacak. YÖK kendisine yapılan başvuruları alfabetik sıra ile dosya halinde Cumhurbaşkanı'na sunacak. Cumhurbaşkanı bu isimler arasından bir atama gerçekleştirecek Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne. Bizim edindiğimiz, Habertürk'ün edindiği bazı bilgiler söz konusu. Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünün Boğaziçi içerisinden yapılacak bir atama ile belirleneceği bilgisini de paylaşalım. Özellikle bunun altını çizelim. 194 gün görevde kaldı. Tartışmaların odağında olan isimdi Profesör Doktor Melih Bulu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı. O kararname resmi gazetede yayımlandı ve YÖK tarafından da yerine vekaleten bir atama gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü ise bugünden itibaren başlayan bir süreçte 2 Ağustos'a kadar başvuru süreci devam edecek ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör ataması gerçekleştirilecek. Özetle özellikle vurguladık tabii, Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun süren eylemler söz konusuydu ve tartışılan isim görevden alındı. Yerine de vekaleten bir atama yapıldı.